Evet arkadaşlar, 212 AV Doğa Sporlarından Özgür Kırmızı. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden Sig Sauer, Dürbün ve Red Dot getirmiştik. Romeo 5 ve MSI getirmiştik. Şimdi arkadaşlar, Erzurum'a gittiğimde Furkan abi de Romeo 5'in aynısı klonunu gördüm. Ve Furkan abiye şunu söyledim Erzurum'da. Dedim abi dedim, Romeo 5 ile aynı özelliklerimi sahip. Elektronik olarak aynı ama diğer Sig Sauer Romeo 5'in aynı şekilde bazı testleri yapılmıştı hatırlarsanız. Aynı testleri dedi sen yap dedi o zaman dedi. Biz de hay hay kesinlikle yaparız dedik. Ama bak dedim bayağı bir dedim ağır şartlarda kullanırım. O da istediğini yap dedi. Şimdi hep beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi önce göstereyim size. Şu şekil bu kutuda geliyor. Sniper. Ya birebir Romeo 5'in klonu arkadaşlar. Bakın hem yüksek ayağı içerisinde hem de anahtarını bile aynı yapmış arkadaşlar. Hem de düşük ayağı da içerisinde çıkıyor. Normalde ben şu şekil set aldığım zaman bayağı bir uçuk rakamlar ödemiştim o zamanı fiyatı. Şimdi bayağı düşmüş Sigza burada fiyatlar. Şimdi arkadaşlar şunu bir deneyelim. Bakın. Şimdi bir açalım, bir deneyelim. Şimdi Erzurum'dan Furkan abi şey zannediyor. Normal takacağız, atışlarda deneyeceğiz zannediyor. Ama yok öyle bir şey Furkan abi. Biz bayağı bir ağır şartlarda kullanacağız. Şimdi arkadaşlar pilini taktık. Bir bakalım. Çalıştırdım. Şu an çalışıyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu normalde tüfeğe takıp denememiz lazım. O şekil hepsi çalışıyor. Ayar tutuyor mu tutmuyor mu onu zaten deneyeceğiz. Önemli olan ava çıktığın zaman tüfeğe takılıyken yere düşersin, tüfeği düşürürsün. O sırada retlatlar bozuluyor. Bakalım bizde aynı şekilde bozulma var mı? Ya da şöyle yapalım. Bakalım, çalışıyor devam ediyor. Daha bunlar hiçbir şey arkadaşlar. Evet devam. Aile çalışıyor. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi kapağını iyi sıkalım ki sonra kapağını sıkmadın su aldı muhabbeti demesinler. Arkadaşlar bir de şu şekilde yapacağız. Şimdi, avdayken yağmur yağarsa reddatımız su geçirir mi diyorlar ya. Biz direkt su geçirir mi demeyeceğiz. Şu an çalışır halde bırakacağız. Koyacağız. Bakalım. suyun içine gömdük. Evet, çalışmaya devam ediyor. Şimdi bitti mi? Arkadaşlar bitmedi. Şimdi diyeceksiniz ki niye soğuk su koydun? Çabuk buz tutsun diye arkadaşlar bunu bu şekil Buzluğa koyacağız ve buzlukta buz tutacağız. Buz tuttuğu zaman çıkarıp bir de hala çalışıyor mu ona bakacağız. Ha şunu da söyleyeyim size. Şimdi Romeo 5'lerde şu özellik vardı. Açık unuttuğunuzda 10 dakika sonra kapanıyordu. Tüfeği elinize aldığınızda tekrar devreye giriyordu. Bunda da o özellik var arkadaşlar. Şimdi bu şekil koyacağız. Buz tuttuğu zaman şu an çalışır halde koyuyoruz. Tekrar bakayım. Çalışıyor. Buzluktan çıkardığımızda da buzun içerisinde hala çalışıyor mu ona da bakacağız. Ondan sonra buzu yere vura vura kırıp içinden çıkarıp yine deneyeceğiz çalışıyor mu diye. Testimiz bitmedi. Furkan abi biraz kızacak ama yapacak bir şey yok. Test dediğim böyle olur. Şimdi arkadaşlar beraber buzluğa koyalım. şöyle yapalım. Çalıştığını görecek şekilde. Şu an görüyor musun çalıştığını? Hatta Heh, bak. şu an görünüyor. Çalışıyor arkadaşlar. Bu şekil koyuyoruz. Şu an bekleyecek. Kapatalım Kerem'im. Geri çekil. Şimdi koyduk. Buz tuttuğunda tekrar açıp tekrar bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapmıştık en son? G-Sniper'ın red datanı dayanıklı testini yapmıştık. Sigzaber Romeo 5'in klonuydu. <laughs> en son ne yaptık? Buzluğa koyduk. Ama biz bir şey hesap edemedik. Buzun içinde çalışıyorum diye bakacaktık. Biz buz şeffaf olur zannettik. Arkadaşlar bildiğim rakı ve yazı oldu bu. Onun için içindeki ışığı göremiyoruz. Şimdi Furkan abi kusura bakma biraz ağır test yaptık ama şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi bakalım camda komple buz tuttuğu için cama da çekişle vurmak istemiyorum. Yeni arkadaşlar suya tutalım. Gel kardeşim suya tutalım. Komple bu elime yapıştı resmen. Arkadaşlar, arkadaşlar, bakın çalışıyor. Şimdi gel içeride gösterelim Kenemcim. Hala buz gibi ama. <laughs> alın arkadaşlar. Hala çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Görüyorsunuz. Bakın şimdi yine açayım. Işığını yükselteyim hatta. Evet. Görünüyor mu şu an kamerada? Furkan abi gördüm. Tüm testlerini yaptık. Bayağı bir ağır şartlarda da Hatta bir de darbe testi yapalım. Hatta bunda iz yapar. Plastik tokman getirir misin kardeş? Yere atmıştık biliyorsun. Arkadaşlar bir de darbe testini yapalım. Hala buz gibi ama. Elim dondu. herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Marka takıntınız yoksa, yok üzerine sigzavur yazsın, şu yazsın, bu yazsın deme şeyiniz yoksa Romeo başta birebir aynı. Aynı özelliklere sahip. Arkadaşlar Romeo başı aldığınız zaman ücreti en son bana 550 dolara mal olmuştur ya, şu an 350-400 dolar civarında. Bunu da 3150 liraya satıyor bildiğim kadarıyla Furkan abi bilginiz olsun arkadaşlar. Teşekkürler.